Merhaba arkadaşlar. KPSS Coğrafya video yaprak testler serimizde nüfus konusunda 3. testimizde devam ediyoruz. Aşağıda Türkiye'de nüfus yoğunluğunun az olduğu bazı yerler verilmiştir. Bu yerlerde nüfus yoğunluğunun az olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Taşeli, Menteşe, Teke gibi alanlar, dağlık, engebeli arazilerin bulunduğu merkezler ya da bölümlerdir. Bu alanlarda nüfusun seyrek olmasında yer şekillerinin dağlık ve engebeli olması etkili olmaktadır. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. İkinci sorumuzda aşağıdaki haritada verilen 5 farklı alan var. Bu alanların hangisinde nüfus yoğunluğu diğerlerine göre daha azdır? Nüfus yoğunluğu en fazla olan alanımız Çatalca Kocaeli, yani 1 numara. Bunun yanında Bursa çevresi nüfusun yoğun olduğu bir alan. İzmir çevresi nüfusun yoğun olduğu bir alan. Adana çevresi nüfusun yoğun olduğu bir alan. Ama 4 numarayla gösterilen alanda nüfus seyrek diyebiliriz. Nedir o alanlar? İşte Afyon'dan başlayıp Konya'ya kadar olan aralığı vermiş. Bu alanda nüfus çok yoğun değil. Tabii nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerler arasında diğer 4'ünü saymak mümkündü. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Üçüncü sorumuzda yine bir harita var ve 5 merkez verilmiş. Bu yerlerin hangisinde nüfus yoğunluğunun az olması üzerinde kuraklık daha fazla etkili olmuştur? Bir Sinop kurak değil yer şekilleri. 4 Artvin yer şekilleri daha çok etkili. 5 yer şekilleri ona bağlı iklimin soğuk olması, kışların oldukça sert geçmesi. 3 baktığımızda yine dağlık engebeli olması ama Tuz Gölü ve çevresinde kuraklığın fazla olması, iklim şartları nüfusun seyrek olmasında etkili olan faktörler arasında sayılabilir. Çünkü yer şekilleri düz, olumsuz bir durum söz konusu değil. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Dördüncü sorumuzda Adana, Türkiye'deki nüfus yoğunluğunun fazla olduğu şehirler içerisinde gösterilir. Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerin hangisi yer almaz? Tarihi turizm mekanlarına sahip olması demiş. Çok fazla tarihi turizm alanı ve buna bağlı nüfuslanma yok. Ha, tarihi turizm mekanlarını hiç yoktur gibi bir şey de tabii söylemiyoruz. Ama ulaşım, ekonomik faaliyetlerin çeşitli olması, işte Çukurova gibi verimli tarım arazilerine sahip olması, iklim koşullarına uygun olması, ha, buna göre tabii ki en önemli etkenler arasında yer alıyor. Ama A şıkkı burada ön planda tuttuğumuz ya da işte orasının nüfuslanmasında daha doğrusu bu faktör ön planda değildir. Beşinci sorumuzda bir limanın etkileşim içinde olduğu alanlara o limanın art bölgesi veya hinterland denir. Hinterland'ı dar olan limanların ticaret hacmi de az olmaktadır. Aşağıda verilen limanlarımızdan hangisinin ticaret hacmi diğerlerine göre daha azdır? Ki buna benzer bir soru çözmüştük. Türkiye'de hinterlandı en dar. Ticaret hacminin de dar olduğu ilimiz Sinop'tur. Ki Mersin limanı mesela gelişmiş, İzmir gelişmiş, Samsun Karadeniz'in en gelişmişi. İskenderun limanı yine demir çelik sanayisine bağlı olarak gelişme göstermiş. Ama Sinop limanı için aynı şeyi söylemek mümkün değil. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Altıncı sorumuzda kent ve kır yerleşmelerini birbirinden ayırmak için çeşitli ölçüler ya da ölçütler kullanılmaktadır. Buna göre hangisi bu ölçütlerden biri değildir? Nüfus miktarı kır ve kent nüfusunu ayırmada kullanılan bir kriterdir. İklim özellikleri ise bir kentin ya da bir kırsal alanın belirlenmesinde etkili değildir. İşte iklimi sert karasalsa, kırsal iklimi ılıman karasalsa orada kentsel nüfus gibi bir özellik söz konusu değil. Ekonomik faaliyet türü ki kentlerde daha çok biliyorsunuz sanayi ve hizmet sektörü gelişiyor. Sosyal ve kültürel faaliyetler, altyapı ve çevre özellikleri yine etkili olmakta ama iklim özelliklerini orada sayamıyoruz. Yedinci sorumuzda idari açıdan köye bağlı. Köyden daha küçük yerleşmelere baktığımızda kır yerleşmesi adını veriyoruz. Tabii bu kır yerleşmeleri içerisinde arkadaşlar köyden daha küçük olanlara biz köy altı yerleşmeleri diyoruz. Aşağıdakiler hangisi bu yerleşmelerden biri değildir? Köy altı yerleşmelerden biri değildir şeklinde sormuş. Yayla, divan ki yaylalar biliyorsunuz en çok Karadeniz ve Akdeniz'de karşımıza çıkıyordu. Divanlar Batı Karadeniz'de daha çok karşımıza çıkıyordu. Mahalleler yine Karadeniz'de yaygınlık gösteriyordu. Çiftlik daha çok düz tarım, düz alanlar, tarım alanının geniş olduğu yerler karşımıza çıktığı yerlerdi. Kasaba ise bu köy altı yerleşmelerinden biri değil. Kır yerleşmesi ama köy altı yerleşmesi olarak sayamıyoruz. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Sekizinci sorumuzda aşağıda verilenlerden hangisi köy altı yerleşmelerinin ortaya çıkış nedenleri arasında gösterilmez?
İnsanların bağımsız yaşama isteği, aile arasında çıkan anlaşmazlıklar, tarım arazilerinin birbirinden uzakta olması. Çünkü uzakta olduğu için bazı köylere daha yakın oluyor. O köye ait araziye sahip çıkmak için insanlar oraya gidip işte ev yapıyor da bir yer oluşturup bunların kendine ait olduğu mesajını verebiliyor. Göçler sonucu köyde kamu binalarının atıl kalması gibi bir sebepten dolayı köy altı yerleşmesi oluşmaz. Atıl kalması, vasıfsız kalması. Yani insanlar oradan gidince artık o bir işe yaramıyor ki böyle bir durum söz konusu değil. Devlete ait arazileri kazanma ve yine o alanları ele geçirme isteği. Çünkü devlet zaman zaman bu alanları satışa çıkarıyor. İnsanlara ilk alma hakkını da orada yaşayan kişiye veriyor. O da insanlar için bir sebep olabiliyor. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Dokuzuncu sorumuzda aşağıda verilenlerden hangisi köy idari alanındaki daimi kır yerleşmelerine örnek gösterilebilir? Divan, mahalle, bunun yanında baktığımızda çiftlik, kesinlikle daimi diyebileceğimiz yerleşmeler. Bunun yanında duruma göre mezralar kalıcı ya da geçici olabiliyor ama yayla kesinlikle geçici. Ağıl geçici, kom geçici, dam geçici ama mahalle daimi ya da kalıcı kır yerleşmelerine örnek verilebilir. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. 10. sorumuzda İstanbul nüfusunun yapısal özelliklerine bakıldığında erkek nüfus oranının kadın nüfus oranından fazla olduğu görülmektedir. Sinop nüfusunun yapısal özelliklerine bakıldığında ise bu durumun tam tersi görülmektedir. Bu farklılığın nedeni olarak hangisi gösterilir? Türkiye'de baktığımızda göçlerde daha çok erkek nüfus göç etmekte. Genelde göç alan yerlerde erkek nüfus, göç veren yerlerde kadın nüfus daha fazla olmaktadır. Buna bağlı olarak da İstanbul ve yine bu alandaki Sinop'un farklılık göstermesi ekonomik özellikleri. Buna bağlı olarak işte daha çok göç alması ya da vermesiyle alakalıdır. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Evet arkadaşlar, bir soru çözümünün daha sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.